Basının değerli çalışanları hepiniz hoş geldiniz. İlgi gösterip geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlar bugün Ankara'da iki önemli davanın karar duruşması var. İlki 5 Haziran 2015'te Halkların Demokratik Partisi olarak Diyarbakır'da düzenlediğimiz mitinge yönelik bombalı saldırının duruşması. Evet, karanlık IŞİD zihniyetinin desteklenmesi sonucu gerçekleşen bu katliamın sorunları mutlaka açığa çıkarılmalıdır. Aksi halde IŞİD'in Türkiye'deki karanlık ilişkileri devam ediyor iddiamızın gerçek olduğu ortaya çıkar. Diğer bir önemli davada JITEM davası. Türkiye'nin karanlık tarihinin özeti niteliğinde olan bu davada bugün karar çıkması bekleniyor. 1993 ve 1996 yılları arasında Ankara'da zorla kaybedilen 19 kişinin faillerinin yargılandığı bu davada sorumlular yıllarca korundu. Bugün çıkacak kararda da aksini beklemiyoruz. Çünkü zaten bu katliamın ve benzeri katliamların failleri belli. Sorumluları da o dönemin sorumluları da belli. Gerçek failler ceza almadığı sürece Sorumlar açığa çıkarılmadığı sürece adalet yerini bulmaz ve bulmayacaktır. Biz bu davadan ne, kat, ne karar çıkarsa çıksın, devletin dahli olan tüm katliamların sorunlarının cezalandırılması için mücadele edeceğiz. Er geç bir adil yargı önünde yargılanacağına inancımız tamdır. Değerli arkadaşlar bugün 17 yaşında yaşı büyütülerek katledilen Erdal Eren'in ölüm yıl dönümü. Konuşmanın başından da belirttiğim gibi bu darbeci zihniyetin katlettiği gençlerden biri. Erdal'ı ve 12 Eylül zihniyetinin katlettiği tüm isimleri saygıyla anıyoruz. 12 Eylül'ün ilk idamı olan başta Necdet Adalı olmak üzere Daraş 12 Eylül'ün Daraş'larında işkence hanelerinde, mapushanelerinde yaşamını yitiren bütün devrimcileri saygıyla, minnetle anıyoruz. Değerli arkadaşlar, yarın 14 Aralık kent ablukalarının dördüncü yılı. Bundan dört yıl önce AKP iktidarı tarafından Sokağa Çıkma Yasağı adı altında Şırnak, Cizre, Silopi, Sur, Nüsaybin, Yüksekova, Silvan, İdil ve Dargeçit ilçelerindeki ablukalar sonucunda bu coğrafyadaki en büyük insanlık trajedisi yaşanmış ve bir vahşet tablosu olarak tarihe geçmiştir. 16 Ağustos 2015 tarihinden itibaren, 11 il ve 49 ilçede uygulanmış olan sokağa çıkma yasağı büyük bir yıkıma yol açmıştır. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere Avrupa Parlamentosu, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ve birçok uluslararası kurum ve kuruluşun raporları yaşanmış olan insanlık trajedisini, hukuksuzluğu, insan hakları ihlallerini tek tek tescil etmiştir. adı anılan il ve ilçelerde bu yıkıma TOKİ vasıtasıyla yıkılan bölgeler büyük inşaat şantiyelerine ve rant alanlarına dönüştürülmüştür. Yeni kentler adı altında kentlerin dayanışma kültürü, kültürel mirası, ortak hafızası mekansal dönüştürme yoluyla yok edilmiştir. Etnik ve sosyal mühendislik stratejileriyle sadece Sur ilçesinde 300'den fazla tarihsel yapı yerle bir edilmiş ve kentin tarihsel hafızası adeta silinmiştir. Değerli arkadaşlar aylarca süren ablukaların üzerinden <laughs> 4 yıl geçmesine rağmen işlenen ağır insanlık suçları ile ilgili açılan davaların hiçbirinde bir ilerleme olmadığı gibi Çoğu dava takipsizlikle sonuçlanmış. Birçok aile cenazesine dahi ulaşamamıştır. Bu kentlerinde, bu kentlerde aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 292 insan yaşamını yitirmiştir. Cizre'de 4 yıl önce sokağa çıkma yasakları döneminde hayatını kaybeden 14 kişinin cenazelerine dahi hale ulaşılamamıştır. Ailelerin tek isteği var. Çocuklarına ait mezar taşlarının olması. En insani bu talep dahi karşılanmamıştır. Yüzlerce delil, ses, fotoğraf ve görüntüye rağmen Cizre Bodrumlarına dair soruşturmalarda bir arpa boyu yol dahi alınmamıştır. Yargı yıkım emrini verenler ve bu emri gerçekleştiren kolluk kuvvetleri hakkındaki tek bir dava dahi açmazken mağduru daha mağdur eden hukuk dışı kararlarının altına imza atmakta bir beis görmemiştir. İnsanlık onuru ve vicdanı olan hiç kimse cansız bedeni çocuklarının gözleri önünde çürütülen Taybet anayı korkmasın diye cenazesi annesi tarafından buzdolabına konulan Cemile Çağırgayı asla unutmayacaktır. Açıkça belirtiyoruz ki bu böyle gitmez. Bu zulüm ömür boyu devam etmez. Bu yıkımın ve zulmün emrini verenler, insanlık trajedisine yol açanlar bağımsız gerçek bir yargı önüne çıkacak ve halklarımıza hesabını vereceklerdir. Değerli arkadaşlar, iki gün önce Dünya İnsan Hakları Haftası günüydü. Ne yazık ki Türkiye insan hakları ihlalleri bakımından siyasi sicili kabarık ülkelerin başında geliyor. 2019'un bazı hak ihlalleri tablosuna baktığımız zaman bu dramatik durumu rahatlıkla görebiliriz. Örneğin HDP'nin kazanmış olduğu Mardin, Diyarbakır, Van gibi üç büyük şehir başta olmak üzere bir il, yirmi ilçe ve iki belde belediyesinde belediyesi dahil yirmi sekiz belediye siyasi darbe yoluyla belediyeye siyasi darbe yoluyla el koyulmuş ve kayyum atanmıştır. Yirmi belediye eş başkanı cezaevlerinde siyasi rehine olarak hala tutuluyor. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye'de toplam 286.500 tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Cezaevlerinde 3.100 çocuk hükümlü ve tutuklu var. 780 çocuk ise anneleriyle birlikte cezaevinde kal kalıyor. Cezaevlerinde hastalık, intihar, şiddet ve benzer gerekçelerle en az 38 kişi yaşamını yitirmiş. 962 toplantı ve gösteriye müdahale edilmiştir. 2886 kişi bu müdahalelerde kaba dayak ve kötü muameleye maruz kaldıklarını ifade etmiştir. 2019 yılının ilk 11 ayında 65 gazeteci gözaltına alınmış, 19'u tutuklanmıştır. 2019'un ilk 10 ayında sosyal medya paylaşımları gerekçesiyle en az 1784 kişi gözaltına alınmış, 336 kişi tutuklanmıştır. Kuzey ve Doğu Suriye'de AKP MHP iktidarının askeri operasyonları sonucunda 300 bin'den fazla insan göç etmek zorunda kalmış, 478 sivil hayatını kaybetmiş, 1070 sivil yaralanmıştır. 9 Ekim ile 11 Ekim tarihleri arasında geçen iki günlük sürede bu gerçekleri sosyal medyada dile getiren 500'e yakın kişi hakkında İçişleri Bakanlığı'nca işlem başlatılmış, 121'i gözaltına alınmıştır. Değerli arkadaşlar, bir başka vahşet de 6 Aralık günü Ağrı'nın Tutak ilçesine bağlı Soğukpınar köyünde yaşanmış. Sabaha karşı yapılan operasyonda dört kişi yaşamını yitirmiştir. Yaşamını yitirenler arasında Antalya'da çalışan ve izin için geldiği köyde kendi evinde yüzlerce kurşun ile infaz edilen üç, üç çocuk babası Murat Kaya da bulunmaktaydı. Kardeşinin anlatımına <laughs> ve ajanslara düşen görüntülere göre Murat Kaya'ya yüzlerce mermi sıkılmış. Murat Kaya'nın cenazesi ise üçüncü günün sonunda ancak ailesine verilmiş. Gece geç saatlerde asker ablukası altında defnedilmiştir. Murat Kaya'nın kardeşleri de aynı gün gözaltına alınmış. Bırakıldıktan sonra kardeşlerinin öldürüldüklerini öldürüldüğünü öğrenebilmişlerdir. Değerli arkadaşlar, yaşanan bu vahşeti yerinde görmek için köye gitmek isteyen HDP heyetine ise izin verilmemiş, köye sokulmamıştır. Neden? Halktan gizleyecek, saklayacak bir şeyiniz yoksa, söyledikleriniz yalan ve iftira değilse, <laughs> neden Ağrı ilinin milletvekillerini köye sokmadınız? İçişleri Bakanı ajitasyonu ve dezenformasyonu bir kenara bırakmalı. Eğer İçişleri Bakanı yasa dışı işler yapmıyorsa, eğer bilinen suçları işlemiyorsa, neden ağrı milletvekillerinin de içinde yer aldığı HDP heyetini zor kullanarak Soğukpınar Köyü'ne sokmadığını açıklamalıdır. Evet aslında anne Dilberkaya bize terörist deyip yok etmek istediler diyerek İçişleri Bakanlığının da açığa çıkmasını istemediği bu utanç verici vahşet tablosunun gerçek yüzünü gün ışığına çıkarmış bulunuyor. Üç çocuk babası bir yurttaşı çatışmada öldürülen Pekekeli diye açıklamak, gerçekler kamuoyuna yansıtılmasın diye o ilin milletvekillerini köye sokmamak iktidarın siyasi iflasından başka bir anlama gelmiyor. Bu iktidar gerçekten de siyaseten iflas etmiş, topluma verebilecek insanı hiçbir şeyi kalmamıştır. Bütün politik referans kaynaklarını tüketmiştir. Değerli arkadaşlar, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin Osman Kavala kararına gelince, Ahim'in ikinci dairesinin 10 Aralık Salı günü açıkladığı kararıyla Osman Kavala dosyası yeni bir aşamaya girmiştir. Karar ironik olarak 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nde açıklandı. Osman Kavala iki yıldan fazla bir süredir tutuklu. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kavala'nın tutukluluğunu üç maddenin ihlali olarak değerlendirerek serbest bırakılmasını istemiştir. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin çok ender olarak uyguladığı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin 18. maddesinin Demirtaş kararından sonra Kavala davasında da uygulandığını görüyoruz. Her iki ahim kararında da Türkiye'de yargılamaların hukuki gerekçelere göre değil, siyasi kararlara göre yapıldığı bütün dünya kamuoyu tarafından görülmüştür. Ahim tutukluluğun hukuka aykırı olduğuna karar verdikten sonra Osman Kavala'nın derhal serbest bırakılması gerekirdi. Tutukluluğun sürmesi bir kişiyi kaçırarak zorla hapsetmekten farksız bir uygulamadır. Bu durum ahim kararına rağmen serbest bırakılmayan, aksine dosya içinden dosya türetilerek çift dikiş tutuklanan geçen dönem eş genel başkanlarımız sevgili Selahattin Demirtaş ve figen yüksek dağ ile siyasi rehin tutulan tüm milletvekillerimiz ve seçilmişlerimiz için de geçerlidir. Bir kez daha kendi yandaşı olmayan herkese yargıyı bir sopa olarak kullanan iktidar gayrimeşruunu hem Türkiye halklarına hem de uluslararası kamuoyuna ilan etmiş bulunuyor. Buradan yüksek sesle bir kez daha yineliyoruz ve iktidarı uyarıyoruz. Türkiye'nin altında imzası bulunan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni ve ahim kararlarını çiğnemekten ve suç işlemekten vazgeçiniz. Büyük bir nefret duygusuyla bilenmiş düşmanlık hukukuna son veriniz. Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve bütün seçilmişlerimizi derhal serbest bırakınız. Değerli arkadaşlar, Nobel ödülü tartışmalarına gelince o konuda da birkaç söyleyeceğimiz söz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya İnsan Hakları Günü kapsamında Bilgent, Bilkent Üniversitesi'nde düzenlenen etkinlikte soruları yanıtlarken adını anmadan Orhan Pamu ima ederek Nobel Edebiyat Ölü Ödülü'nün Türkiye'den bir teröriste verildiğini savunmuştur. Erdoğan 2019 Nobel Edebiyat Ödülü'nün Yugoslavya İç Savaşı sırasında savaş suçlusu Milošević'e desteği nedeniyle eleştirilen Avustralyalı yazar Peter Handke'ye verilmesine tepki gösterirken Erdoğan şu cümleyi kuruyor. Türkiye'den de kalkmışlardır teröriste ödül vermişlerdir. Bu sözleri daha sonra Fahrettin Altun düzeltmeye çalışsa da Ok yaydan çıkmış, bilinç altı dışa vurmuştur. Erdoğan saray çevresi dışındaki herkesi terörist diye yaftalama yaklaşımı Orhan Pamuk'a kadar genişlemiş. Kendisinden farklı olanı, yazanı, çizeni, düşüneni düşman görmeye devam etmektedir. Ne var ki bu bağlamda bir noktanın altını çizmek önemlidir uluslararası prestijli ödüllere layık görülen isimlerin becerileri ve üretimleri kadar insanı değerlere bağlılıklarının da dikkate, dikkate alınması gerektiği doğrudur. Ancak söz konusu insanı değerlere bağlılık ve duyarlılık olunca bu konuda hiç konuşmayacak biri varsa o da Erdoğan ve temsil ettiği iktidardır. Bu konuda herkesin kendi siyasi topografyasına bakması, çifte standardı görmesi için yeterlidir. Erdoğan'ın aynı çifte standartı Fransa polisinin göstericilere yönelik şiddetini eleştirmesinde de görmek mümkün. Erdoğan baskı ve şiddet politikasını meşrulaştırmak için organik bir parçası olduğu kapitalist dünyadaki en kötü örnekleri bulmasında ne kadar mahir olduğunu biliyoruz. Aslında Fransa'daki polis şiddetini göstermesinin gerçek nedeni polis şiddetine karşı olduğu için değil. Türkiye'de sürekli ve sistemli bir biçimde uyguladığı baskı ve şiddet politikasını meşrulaştırmaya dünyanın her tarafında bu işler oluyor diyerek normalleştirmeye çalışıyor. Değerli arkadaşlar, hasta tutsaklara gelince geçen günlerde geçen dönem Eş Genel Başkanımız Selahattin Demirtaş sağlık durumuna ilişkin yaptığı açıklamada "Sağlığım çok iyi değil maalesef. Zaman zaman göğsümdeki sancılar nüksediyor. Nefes alışverişimi zorluyor. Tetkikler devam ediyor. Henüz hiçbir teşhis konulamadı." biçiminde bir açıklama yapmıştı kamuoyuna. Demirtaş demokratik kamuoyunca tanınan, bilinen ve sevilen siyasi bir şahsiyet olduğu için sağlık sorunu dışarı yansır yansımaz çok geniş bir kamuoyu tepkisi oluşmuş ve hızla bu tepkinin karşısında hastaneye sevk edilmiştir. Ne var ki? Ne var ki? Hapishanelerde adı sanı bilinmeyen pek çok hasta tutsak var ve hapishanelerden sadece ölü bedenleri çıkabiliyor. Değerli arkadaşlar hapishanelerde 457'si ağır olmak üzere 1333 hasta tutuklu bulunuyor. İHA'denin geçen yılki açıklamasında hasta mahpus sayısı 1154'tü. Adalet Bakanlığı'nın Şubat 2017 tarihli verdiği bilgiye göre Adli Tıp Kurumu raporuyla ağır ve sürekli hastalığı belgelenen tutuklu ve hükümlü sayısı 841 idi. Hatırlanacağı gibi hasta tutuklular sorunu çözüm sürecinin çözüm sürecinin en önemli başlıklarından biriydi. Ancak Adalet Bakanlığı da hükümette bu konuda hiçbir adım atmadı. Hasta bir tutuklunun en temel haklarından biri tedavi hakkıdır ve bu hak ellerinden alınmıştır. Doktor takibi altında olması gereken hasta tutukluların ne ilaçlarını düzenli alabilme ne de doktora kontrol için zamanında gidebilme imkanları var. İmkanların sağlanıp sağlanmayacağı bütünüyle idarenin ve kolluk kuvvetlerinin inisiyatifine bağlıdır. Hasta tutuklular ya koğuştaki diğer tutukluların bakımına muhtaç hale getirilmekte, tek kişilik hücrelerde kalanlar ise öz bakımlarını bile yapamaz durumda yaşam mücadelesi vermektedir. HDP olarak Adalet Bakanlığı'nı her şeyden önce kendi yasalarına uymaya, düşman hukukuna son vermeye ve hasta tutukları derhal serbest bırakmaya çağırıyoruz. Değerli arkadaşlar son olarak eski AKP milletvekili Abdurrahman Kurt Diyarbakır'da işçi ve memur alımlarında kadroların satıldığını söyledi. Özellikle Kürt illerinde halkın iradesinin gasp edilerek belediyelere el konulması aynı zamanda büyük bir yolsuzluk, rüşvet ve usulsüzlük çarkının oluşmasına sebep oldu. 2016 yılında Kürt coğrafyasında neredeyse el konulan bütün belediyelerden benzer haberler yansıdı kamuoyuna. Diyarbakır'da AKP yanlısı siyasetçilerin bürolarının birer işe alım komisyonu gibi çalıştığı, her kadro için belirli bir ücret tarifesinin ortaya çıktığı ve işe usulsüz alımlarla ilgili kayyum ve AKP'li yetkililerin birbirlerine girdikleri yine bansıya, basına yansıyan haberler arasında. Memur ve işçi alımlarında güvenlik soruşturmaları ile mülakat sisteminin getirilmesi defalarca örneğini gördüğümüz üzere sınavlarda en üst sıradaki Başarılı olan kişilerin torpil ve rüşvet çarkına ulaşamadıkları için atanmadığı, torpil, kayırma ve rüşvet çarklarından geçenlerin ise atandığı bir memur ve işçi alım rejimi oluşturuldu. Evet, Abdullah Kurdun ifade ettiği Diyarbakır'da kayyum rejiminin oluşturduğu atmosferde hayat bulan rüşvet ve yolsuzluk çarkının devlet kurumlarında ne kadar yaygın bir uygulama olduğunu gözler önüne sermiştir. Kayyum rejimlerinde sistemli bir biçimde işlenen yolsuzluk ve rüşvet çarkını döndürenlerden insanı etik değerlere uygun bir temiz gelecek beklemek ham bir hayaldir. Bu yolsuzluk ve rüşvet çarkına çomak sokacak ve durduracak olan yegane parti halkların demokratik partisidir. Bırakınız başka nedenleri. Sırf kayyumların, kayyumların deşifre olan bu kirli işleri dahil temiz bir siyasi oksijen almak isteyen onurlu ve dürüst yurttaşları olarak yaşamak isteyenler için bu iktidardan kurtulma nedeni olmalıdır. Bu iktidardan ebediyen kurtulmak için bir erken seçim çağrısını yükseltmek yaşamsal düzeyde önemlidir. Değerli arkadaşlar bu iktidar başta Kürt sorunu olmak üzere toplumun birikmiş sorunlarını çözebilecek kapasiteden ve siyasi ufuktan yoksundur. Bu iktidar en kısa zamanda gitmelidir. Bu gidişin en rasyonel yolu ise geldiği gibi gitmesidir. Bir erken seçimdir. Evet teşekkür ediyorum. Bugünkü basın açıklamamız bu kadar. Soru var mıydı? Peki çok teşekkür ederim katıldığınız için.